Bizi mesela bu seçim sürecinde en fazla etkileyen ve üzen bana göre Sayın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Bey'in davranışları beni çok üzdü mesela. Çok rencide oldum. Yani tahmin etmiyorum. Sayın Genel Başkan da buna çok üzüldü. Yani beni şaşırttı ifadesi beyan kullanmıştı. Ben de gerçekten seçim arifesinde böyle evveli gün bahçede çalışırken sen de görmüşsün. Onu soracağım ben. Özellikle orada bir de ayrı kotlara meselesini evet, neyi yani, kastettiğinizi soracağım. Tırmıkla temizliyorum. Ayrı kotları çok zor temizleniyor. Ama karşılığı kötü tabii. Yani ektiğiniz sebze, meyve zarar veriyor yani. Domatese de, salatalarda, biberde de. Siyasette de böyledir bu. Bazı ayrı kotları vardır. Tam, partiye zarar veriyor. Tam seçim arifesinde partinin aleyhinde çalışırlar. Partiye oy verdirtmemeye, partiye oy verecek insanları sandığa göndermemek gibi eğilimler gösterirler. Ne yazık ki partimizin içinde gene böyle. Sadece tekrar aday gösterilmediği için kendini haklı gören. Yani 3 dönem belediye başkanlığı yapmış. 2 dönem ilçede belediye başkanlığı yapmışsınız 5-5-10 yıl. 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmışsınız. Geriye dönüp baktığımda bir gün bile bir il yöneticiliğiniz, ilçe yöneticiliğiniz, örgüte verdiğiniz mesai yok. Yani emek ve alın teri ise eğer bu birilerinin hakkıydıysa, liyakatsa sizin hakkınız değildi. Ama size bu verilmesine rağmen biz çıktık sokak sokak gezdik Seferihisar'da, sanayi sitelerinde, şurada burada size oy istedik. Sizi belediye başkanı olarak başımıza tac ettik. Ama siz gösterilmeyince sanki bu bir mirasmış gibi, sizin doğal hakkınızmış gibi bir başkası gösterilince kendi kentinizde çalışmak yerine bir başka kente çalışmaya gittiniz. Ve hiç İzmir sokaklarında 5 yıl görev yapan bir belediye başkanını İzmir halkı görmedi.